Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir Minecraft Bedrock videosu ile karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi bazı modlar kurdum ve bu modlarla alakalı şeyleri sizlere göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi zaten arkamdaki moblar ve üstümdeki zırh vesaire kılıç hani anlaşılıyordur zaten modlu olduğu. Öncelikle birinci şahıs moduna geçiyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kılıcı böyle yan tutuyor yani. Ayrıca bunlar birbiriyle kapışıyor. Zaten modla alakalı içerikleri sizlere göstereceğim. Şimdi buradan biraz uzaklaşıyorum ben arkadaşlar. Buradan doğa kısmını açtım. Ve elime village block diye bir blok aldım. Bu blok arkadaşlar, bunu böyle yerleştiriyorsunuz, biraz bekliyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi köy oluştu arkadaşlar. Bu köy biraz hani hem böyle kale içerisinde oluyor ve evler biraz daha uğraşılmış arkadaşlar. Ama bildiğimiz köy yani, golemler, köylüler vesaire var burada. Bu kapı biraz farklı. Galiba biraz şöyle göstermek istiyorum, buradan bir çıkayım da. Kapıların olduğu kısım buradaydı değil mi? Aynen buradaydı. Hatta ben buraya direkt kapı yazacağım. Şöyle bir dakika. Sanırsam değiştirilmiş. Aa, bu değil. Herhalde şu mu? Yo. İngilizce olabilir bu arada o. Doğru yazacağım. Aa, bir dakika çıkmadı. Neyse, bunu boş verelim de ben Royal Castle Block diye bir blok var. Bunu da yerleştirdiğimiz zaman arkadaşlar şöyle biraz daha uzaklaşacağım. Bunu böyle yerleştiriyorsunuz ve böyle saray tarzı bir şey oluşuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada şövalyeler vesaire var. Ayrıyeten burada buranın kraliçesi ve kralı var arkadaşlar. Bir de ben mesela buna saldırdığımda üstümde zırh olmasına rağmen bana tek attı. Yani güçlü bir şey yani bu. Bu şövalyeler de mesela buraya gelen yaratıklara karşı burayı koruyor yani, öyle diyeyim. Allah Allah Allah. Bu görmüş olduğunuz yaratık da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu, siz buna saldırırsanız size saldırır. Yani karışırsanız karışır, karışmazsanız karışmaz. Buna yaklaşırsanız size hasar verir, yaklaşmazsanız hiçbir şey yapmaz. Onun dışında böyle takas falan yapabiliyorsunuz. İsmi de Harvester sanırım. Harvester yazıyor. Aynen öyleymiş. Tamam, buradan bir uzaklaşalım. Ve Emerald Keep Block diye bir blok var. Bunu da yerleştirdiğimiz zaman yine böyle saray tarzı bir şey oluşuyor. Burada arkadaşlar her şey zümrüte özgü. Hatta bu flama bile zümrüt sanırsam bu. Şöyle bir içeri doğru girelim. Görmüş olduğunuz gibi burada askerler falan var işte. Bunların kralı kraliçesi yok bu arada. Burada yatakları var. Yatakları yeşil zaten. Üst katı da şöyle, bir dakika şuradan çıkalım. Kırdım. Görmüş olduğunuz gibi üst katları da bu şekilde arkadaşlar. Bu kule gibi bir yer var. Burada da zümrüt var arkadaşlar. Zümrüt bloğu falan var işte. Tamam, buradan çıkabiliriz. Ve burada bir goblin var. Bu goblinle de takas falan yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi belirli eşyalarla takas da yapabilirsiniz. Gelelim bir diğer eşyalarımıza. Burada 3 çeşit kılıç var. Şöyle elimde tuttuğum kılıçlar arkadaşlar. Bunlar bir 3 tane yaratık var, onlarla alakalı. Bununla sağ klik basılı tuttuğunuz zaman şöyle göstereyim. Bekliyorsunuz. Bir dakika, önce inmem gerekiyor. Heh, tamam. Görmüş olduğunuz gibi bir kare bir şey fırlattı. Şöyle gökyüzüne mesela sağ tıka basılı tutuyorum. Bir tane attı, 3 tane attı ve 5 tane attı. Bu da arkadaşlar suyun altındaki baloncukları atıyor. Yani sanırsam yaratığı boğmak için kullanılıyor. Şöyle göstereyim. Sağ tıka basılı tutun. Görmüş olduğunuz gibi, hatta şu ineği de öldürebiliriz. Bu arada arkadaşlar bu bayağı hasar veriyor, onu da söyleyeyim. Bakın 2 vuruşta, 2-3 vuruşta alıyor yani. Son olarak burada bir ağacımız var. Bu ağaçta şöyle söyleyeyim. Mesela bu goblin'de göstereyim. Sağ tıka basılı tuttuğunuz zaman bekliyorsunuz bekliyorsunuz, böyle bir şey atıyor. Direkt alıyor arkadaşlar. Yumurta kısmını açtığım zaman görmüş olduğunuz gibi aşağı kısımda bayağı farklı yumurtalar vesaire var işte. Mesela şöyle bir şey göstereceğim. Mesela arkadaşlar şöyle. Birkaç tane bunlardan çıkartacağım. O az önce görmüş olduğunuz kılıçların, yani o eşyaların sahipleri bunlar oluyor sanırım. Bu da mesela o turuncu olan, bu ağaç olan, bu da o boğma efektini kullanan kişi oluyor. Bunlar zararsız canlılar zaten. Mesela siz ona saldırmazsanız size saldırmaz arkadaşlar. Ve elinde bir şey tutuyor, aksolot'a benzer. Bu da oturduğu zaman kitap okuyor. Bu arada oturma efekti çok tatlı durmuyor mu? Sizce nasıl yani, benim hoşuma gitti diyebilirim. Bu da bir süre sonra eğer hiçbir şey yapmazsa oturuyor. Otur.
Evet, görmüş olduğunuz gibi oturdu arkadaşlar. Kadına emir et. Emir ver ona. Tamam, buradan bir uzaklaşabiliriz. Buradan aşağı kısımdan tekrar yumurta kısmını açtım. Buradan aşağı iniyorum. Burada denenebilecek çok fazla yumurta var. Mesela şu Blaze yumurtasına benzer bir yumurta var. Bunu merak ettim. Evet. O ki... Bu kral vardı ya oradaki. Herhalde o, aynen o. Bu bayağı güçlü bu arada. Mesela buna düşman olacak bir yumurta çıkartalım. Bir şey yapmadı. Sanırsam şöyle yakınında çıkarmam gerekiyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi hasar verdi. Göstermek istediğim şeylerden birisi de Flash modu indirdim arkadaşlar. Mesela burada Flash karakterinin kıyafetleri var. Şöyle giyerek göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi Flash bu şekilde. Bu arada deri zırhın görünümü de değişmiş. Onu da hemen şöyle giyiyorum. Full deri zırhı giydiğinizde de böyle bir görünüm alıyorsunuz. Bu arada arka tarafta ben bir şey gördüm. Ha, şurada VS atıyorlarmış. Bu arada yavaş yavaş akşam oluyor. Ben bir sabaha çevireceğim. Saat kısmından gündüz yaptım. Onayladım. Ayrıyeten az önce bir asker çıkarmıştık. Sanırsam o ölürken 2-3 tane böyle asker çıkartmış. Tek atıyor. Görüyorsunuz değil mi? Acaba ben bunu kesebilir miyim? Denesem mi? Sanırsam bu bana uzaktan hasar verir. O yüzden yine de deneyelim. Şöyle zırh kategorisini açıyorum arkadaşlar. Buradan kılıç olarak şu kazma tarzı bir kılıç var. Bunu merak ettim. Sonra şunu giydim. Evet arkadaşlar, zırhları giydim. Şimdi game moddan çıkacağım. Ayarlar kısmından buradan hayatta kalmayı alıyorum. Video kısmından da bunu birinci şahısa aldım. Nerede o tam olarak? Vurdum, bir dakika, vuramadım. Vurdum. Bir saniye. Bir şey fırla... Aa, bir dakika, bir dakika. Bu ona saldırıyor. Aa, öldüm. Öldüm şu an. Bu golem... Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım. Bu goblin bana saldırır mı acaba? Neyse. Bu ikisi kapışıyor. Bu bana saldırır mı? Aa, saldırıyor, saldırıyor, saldırıyor. Kaç, 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 kaç. Bu arada arkadaşlar, burada bir hayvan var. Aa, bu da bana saldırıyor. Niye hepiniz bana saldırıyorsunuz? Evet arkadaşlar, tekrardan yaratıcı moda geçtim. Şimdi arkadaşlar, burada gösterebileceğim ne var? Mesela bakalım. Şöyle birkaç tane yumurta alayım envanterime. Tamam, bununla başlayalım. Bu neymiş? Şöyle yerleştirdim. Cadıya benziyor bu. Bununla alakalı bir mod görmüştüm ve indirdim. İlgimi çekti açıkçası. Bu ne? Evet, yine cadı. Bu neymiş? Bu... Bakalım, göreceğiz ne olacak. Siz bir vs atın bakalım. Şöyle yerleştireyim birkaç tane. Şunlardan da yerleştireyim. Bakalım, izleyelim. Bunlar iksir atmıyor bu arada. Ne oluyor ya, burada ortalık karıştı. Birileri yanmaya başladı ama neyse, buradan uzaklaşalım. Burada Iron Vanguard yazıyor. Bu neymiş? Oha! Şuna bak, bak. Doğar doğmaz bana hasar vermeye kalktı. Evet arkadaşlar, sizlere göstermek istediğim, mesela buraya Dragon yazıyorum. Burada 3 tane kırmızı, 3 tane de mavi yumurtamız var. Önce şöyle bir yerleştireceğim. Görmüş olduğunuz gibi bir ejderha bu arkadaşlar. Zaten Dragon yazdığımdan anlaşılmıştır. Bu alev topu atıyor. Bir de bunun mavi olanı var. Şöyle göstereyim. Bunun ikisi birbirine düşman bu arada. Eğer ki biri birine hasar verirse ya da yakınında olursa hemen savaşmaya başlıyorlar. Bu arada şurada bir şey vardı. Onu öldürdüler. Ha, sanırsam düşman değil bunlar ya. Çünkü birbirlerine hasar vermediler. Onu fark ettim şu an. Bunlara bakalım. Bu uçuyor zaten. Full uçuyor. Bunun da uçan versiyonu var. Bir de arkadaşlar, bunların bazılarının üstüne binebiliyorsunuz. Ha, bunun üstüne binemiyorum. Bunun üstüne binebiliyor muyum? Yok, binemiyorum. Ama binebiliyordum. Neden işe yaramadı? Neyse, buradan bir uzaklaşalım. Mesela arkadaşlar, burada bazı itemler var. Hani bunların hepsini denemedim. Şu iksir tarzı bir şey var. Bunu denedim. Bu ne efekti veriyordu? Bir deneyelim. Bakalım, şöyle hız veriyor. Yavaşlık, kuvvet vesaire vesaire işte. Görünmezlik de veriyormuş. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik.
Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla böyle mod tanıtımı vesaire hani. Umarım sizi eğlendirebilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Bay bay.